Evet, hepinize merhaba. Fügen'le beraber olacağız bugün ve biraz böyle şu anda çalıştığımız şirketlerde ya da işte çalışanların durumlarına ilişkin yorumlar yapacağız. Çünkü hem motivasyonun ciddi düştüğünü hem de verimliliğin azaldığını fark ediyoruz ve belki bu konuşmalardan çıkabilecek hem bizim öğreneceğimiz hem de sizin sorularınızla ya da yorumlarınızla öğrenebileceğimiz birçok şey olabilir. Fügen, hoş geldin sen de. Hoş buldum. Bu arada ara ara zaman zaman başka konuklar da alacağız. O yüzden böyle bir akış olacak ve akışa girenler olacak farklı farklı. Tabii sektörden ya da başka alanlardan. Biz de kendi bilgilerimizi, kendi alanlarımızı anlatmaya çalışacağız insanlara. Çünkü çok fazla insanla birlikte oluyoruz iş hayatında. Ve bazı sorunları da biraz daha dışarıdan gözlemleme şansı oluyor. Bu yorumlar belki birçok insana katkı sağlayabilir. Değil mi Fügen? Kesinlikle katılıyorum. Umarım katkı sağlardı. Süper. Nasıl başlayalım sence bu konuya? Daha doğrusu belki önce biraz sorunları ya da var olan demotivasyonu tanımlamak lazım. Hani gördüğümüz kadarıyla en azından. Çünkü birçok açıdan baktığında pandemi sonrası bu özellikle home office çalışmaları başladıktan sonra bazı yapılan araştırmalar var. Neredeyse çalışanların dörtte üçü gibi bir oranda insanlar şirketlerinden önümüzdeki 2 yılda ayrılmak istediklerini açıklıyorlar. Ya bu şu demek tabii eskilerin hani belki biraz daha bizim yaşlarımızı düşünürsen daha öyle hani daha biat kültürü daha bağlı olan kültürlerden bugün önümüzdeki dönemlerde ayrılmak isteyen Kolay insanlar oluyor. kopmalar. Evet ve bu arada ben tabii eğitim verdiğimiz şirketlerde ya da çalıştığımız şirketlerde de bir eğitime giriyorsun bir bakıyorsun aynı eğitim grubundan 3-4 kişi bir sonraki eğitim grubunda yok. Niye işten ayrılmış çünkü? Ve başka yerde karşılaşıyorsun o insanlarla. Bu enteresan bir diyalog oluşturuyor. O yüzden işten ayrılmanın artması ya da farklı farklı yere geçişlerinizin hızlanması, bence memnuniyet ve bağlılığın düşmesi sence neye bağlı diye sana soru yönelteyim. Ben biraz bu arada hani o başka şirkete gitmenin de bir çözüm oluyor mu gerçekten? O kısımda ben de soru işareti bu arada. Çünkü ben şirketlerin geneline baktığım zaman çok büyük farklılıklar görmüyorum o şirket. Hani yönetim anlamında söylüyorum. O yüzden benim için gerçekten orası büyük bir soru işareti. Ama diğer tarafta bence Covid gerçekten hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Dolayısıyla da mesela en fazla duyduğum şey şu hibrit olsun. Fakat şirketlerde hani büyük bir çoğunluk bu arada remote olsun istiyor da hibrite de razılar. Ama şirketler de hayır illaki ofis olsun kaygısını taşıyorlar. İlk şey o motivasyon düşmesi ben oradan en fazla duyduğum mesela burası. Dolayısıyla da insanlar artık hatta büyük şehirlere baktığımızda işte trafikte zamanın geçmesini istemiyor. Ne bileyim işte ailesine biraz daha vakit ayırmak istiyor gibi gibi böyle öncelikler sanki değişti diğer tarafta. Çok da insani olduğunu düşünüyorum bu arada o önceliklendirmenin de. Ama orada ben yine iletişime gidecek zihnim çünkü hani hangi problemi konuşursak konuşalım ben hep söylerim, eğitimlerde de söylerim. O problemi şöyle bir kazıyın altından iletişimsizlik çıkıyor her defasında. Konu ne Bu her olursa zaman olsun. doğru. Bu her zaman doğru ama şeyi düşünüyorum. Yani insanlar normalde atıyorum 80'lerde, 90'larda ya da 2000'lerde birçoğumuz sabahtan akşama kadar işe gittiğimiz hatta böyle mesai sonrasında çalıştığımız bir süreçten geçtik. Ve o zamanlar bu bence yöneticiler daha iyiydi ya da liderler daha iyiydi de diyemeyiz. Muhtemelen daha arkaik yapılardı hatta insan dinlemenin daha az olduğu yerlerde. Ki son 20 yılda ben çalıştığım çoğu şirketi biliyorum. Hani olabildiğince çalışan motivasyonunu arttırmak için fitness salonları Evet. kuruldu. İşte nispeten esnek alanlara geçildi. İşte arabalar verildi. Esnek sistemlere geçildi falan ama yani bu tür sistemlerin tamamını motivasyonu yükseltip normalde insanların daha fazla bir yerde kalmasını sağlaması beklenir. Hani birçok açıdan baktığında. Dolayısıyla hani iletişim kazaları eskiden de vardı. Hatta belki daha az önemsendiği yerlerde. Şimdi iletişime bir sürü yatırım yapan, bir sürü eğitim alan şirket var. Dolayısıyla liderler eskisine göre daha iyiler. Bundan bu arada şu sonucu da çıkar. Ben bugün bu arada çok popüler, çok böyle arabesk bir formatta gidip hani şey gibi gidebiliriz. Hani biliyorsun kalabalık neredeyse oraya destek veren, oranın düşüncelerine destek veren bir yerde olabiliriz ki böylece deriz ki bir daha az küfür yeriz hani bunu yaptığımızda. Ama böyle biraz daha realist değerlendirme yapmak lazım. Hani 15 yıl önceye göre iş koşulları aslında daha kötü diyemeyiz. Hani hatta Asla.
bazı ülkelerde 4 gün çalışmaya dönüldü. Hani mesela İngiltere'de bazı pilot bölgeler var, bazı yerlerde bunu uyguluyor. Hatta firmalar uyguluyor. Ben birçok tanıdığım kurumda bayağı böyle haftada 1 gün ya da 2 gün hibrit sistemlere geçmiş durumdalar. Yani eskisinden daha kötü değil. Bu bana şeyi anlatıyor. Hani şirketler negatif yönde değil. Tabi bu arada sanayi devrimine gitsek günde insanlar 18 saat çalıştığı döneme de gidelim. Lütfen. Zamana bağlı olarak aslında şirketler çalışanlarına genel olarak daha fazla şey verme eğilimindeler ya da progres ileriye doğru gibi. Kesinlikle. Bundan memnuniyetsizlik ya da bağlılık düşüyorsa bu şirketlerin politikalarından çok belki biraz da bizim çalışan olarak bakış açımızdan da dönüyor muhtemelen. Ben şöyle bir yorum yapıyorum. Bu arada saçma olabilir ama tabii bilimsel bir şeye de dayanmıyor ama gözlemsel bir şey. Şimdi açıyorum abi. Günün ben muhtemelen her gün herhalde bir en az 40-50 dakika bir şekilde Instagram'a, Reels'a girdiğim vardır benim. Ya da işte benzeri programlara. Kimileri sosyal medyaya çok karşı olacak ama şimdi sosyal medyayı açıyorum. Ne görüyorum biliyor musun? Arkadaşlarıma bakıyorum. Paso tatildeler. Yani ne bileyim ya da eğlence yerlerindeler. Bu arada belki onlar öyle değiller ama bu anlarını daha çok paylaşıyorlar. Ben de zannediyorum. Hatta geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. Dedim ki abi ne kadar çok geziyorsun sen. Yani bir İspanya'dasın, bir bilmem neredesin. Ya şey diyor ya bir kere gittim diyor. Aslında diyor 2 hafta diyor Avrupa'yı dolaştım diyor. Her yerden fotoğraf çektim diyor. Ama diyor onu ara ara paylaşıyorum. Bazen de hatırlatmak için paylaşıyorum. Ben şöyle diyorum. Herhalde sadece ben çalışıyorum. Benim dışımdaki bütün dünya tatil geziyor. Aynen kimse acısını paylaşmıyor çünkü Instagram'da ya da ne bileyim benzeri sosyal medyalarda. Dolayısıyla hep böyle bir mutluluklarımızı paylaşmaya eğilimi ya da işte daha fazla ya biraz da kendimizi elevate etme, diğerlerinden daha iyi bir hayat yaşıyormuşuz hissini verme gibi şeye çok çok sık rastlarım bunu. Nerede böyle eşler böyle birbirleriyle çok daha yakın ve sıkı sıkı pozlar paylaşıyorlarsa bir süre sonra boşanma görme eğilimi vardır diye. Yani. Çünkü orada sinyal vermiş gibi dolayısıyla iş hayatında da bence şeyi görmeye başladık. Şunu diyoruz. Hani ben bizi etkilediğini düşünüyorum. Abi dışarıda muhteşem bir hayat var ve ben bu hayatı kaçırıyorum. Dolayısıyla acaba iş değiştirirsem gelirimi yükseltebilir miyim? Ya da içinde olduğum ortam artık o dışarıdakilerin gördüğüm için bana daha fazla mutsuzluk veriyor. Dolayısıyla bence eskiye göre değişen bugün o yüksek iletişim artışının bende ne hissettirdiğine odaklanmaya başladı. Şunu düşünüyorum ben. Abi adam tatilde, adam işte eğlencede. Ben burada masa başında işte zaman geçiriyorum. Dolayısıyla ben biraz daha şey yapayım. Hani hibrit talebi biraz da buradan da geliyor. Dolayısıyla diyeyim ki ben hani zamanımı işte 3 gününü geçirirsem böylece extended weekend yani uzatılmış bir hafta sonu yaparım. O hafta sonunda bir Ayvalık'a giderim. Orada deniz kenarında aynı işi yapabilirim. Yani yine aynı işi yapıyor olabilirim ama bunu yapma imkanı bana açılmış olur gibi bir histen dolayı talep artışı olabilir. Bir de ben memnun değilim. Beni memnun edecek bir şeye ihtiyaç var. O zaman da daha yüksek ücret artışı ki bu arada ücret artışı bence pozitif bir şey. Onu aramak da pozitif bir şey. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama alamadığım zaman bunun üzüntüsünü yaşamak da var. Dolayısıyla küsmeye ya da ne bileyim arkadaşlarımdan bir tanesi bir şekilde terfi ettiyse ya da maaştan mı aldıysa kendimizi karşılaştırıyoruz ister istemez. Evet, tabii ki. Benim de almam lazım. Dolayısıyla ben böyle bir çalışmama isteği de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Yani çalışma... Var, ben de onu gözlemliyorum. Hadi bir de EYT geldi biliyorsun. Hani evet. EYT de insanlara şey hissini veriyor. Her ne kadar maaşlar çok yüksek olmasa da işte ne bileyim köyün birine gidip yaşayabileceğine ilişkin bir olasılık da ortaya çıkarıyor diğer taraftan. Şimdi bazıları da bunu yaptılar. Ne bileyim Ayvalık'a gittiler işte emekli maaşıyla ya da o genç yaşında 45'li yaşlarında bir. Şimdi benden başka örneklere baktığımda abi şey diyorum ya hayatı yaşıyorlar. Ben size burada işte çalışmak zorundayım. Stresli yaşam içerisindeyim gibi bir his doğurduğunu düşünüyorum. Yani çok haklı olarak da herkes bunu istemeye başladı gibi geliyor bana da. Ama ben şey birazcık bana katılır mısın bilmiyorum ama ne olur beni dinleyenler de yanlış anlamasın. Bazı şeylerin moda haline geldiğini de düşünüyorum ben. Yani özellikle şu kırsalda yaşama isteği belki de kişi gidecek bir ay sonra diyecek ki ya Allah'ım benim burada ne işim var ya ben niye geldim diyecek buraya. Sadece o iş ortamından uzakta doğanın içinde bence biraz dinlenme ihtiyacından da kaynaklanma ihtimali vardı. Yani herkesin kırsalda yaşama isteğinin olması bana çok anlamlı gelmiyor. İnandırıcı da gelmiyor. Samimi konuşmak gerekirse. Bu arada bunu ben denedim. Yani 6 ay Beykoz'a taşındım.
Beykoz'da işte bahçeli bir yere geçtim. Sonra mesela böceklerden çok rahatsız olmaya başladığımı fark ettim. Yani doğa dediğin şey aslında vahşi bir ortam. Evet. Yani ben biliyorsun ben doğayı severim. Hep doğanın içerisinde yaşadım. Ama o mesela ben Beykoz'u evet doğanın içerisinde okeyim orada da kırsal olarak düşünmüyorum orayı. Çünkü o İstanbul'un içinde bir kırsal. Yine de yemyeşil ormanlık bir alandan bahsediyorum. Biliyorum. Yani. Biliyorum. Yani ben de hani İstanbul'da yaşarken ben de biliyorsun kırsalda yaşıyordum ama ona çok kırsal diye bakamıyorum ben. Kırsal belki daha böyle bir hakikaten Ayvalık bile değil, Ayvalık'ın bir köyü gibi falan filan. Onlar geçiyor aklımdan. Bu arada ben Türkiye'de olanlarla ilgili konuşuyorum ama sen New York'ta ilgili olanlarla da konuşabilirsin. Çünkü orada farklı bir beyaz yaka kültürü olabilir ya da kültürel olarak Amerika çok farklı bir durumda olabilir. Oraya bir eklemen var mı? Yani hepimiz aynı şeyleri ben yaşıyoruz dünya olarak. Ben sadece şeyi ekleyebilirim orada. Şey, şimdi mesela az önce dedin ya sen işte hani bazı şirketler işte iki gün off veriyor falan filan bilmem ne. Burada da mesela şey oldu. Çok yıllık çalışana işte 15 yılında geçmiş çalışanlara mesela haftanın iki günü evden çalışma hakkı verildi. Yasal hak olarak verildi bu. Ama bu da şeyi getirdi sonrasında. Özellikle de devlet daireleri için konuşuyorum. Devlet dairelerinde işini halledemiyor hale geldi vatandaşta. Öyle de bir şey oldu. Ne diyeyim çarpıştı iki hizmet alanında orada olursa hizmet alanında sıkıntı yaşıyor. Bir de şey gibi işlerde nasıl oluyor? Mesela depodasın. Yani devamlı her gün lojistiktesin ya da DHL'de çalışıyorsun. Yani her gün çalışman gereken, evet, yapman gereken şeyler var. Orada zaten evden çalışma pek mümkün değil ama bu arada onlar için de ben niye evden çalışamıyorum diye yeni bir mutsuzluk da oluşabilir. Yani tabii haksızlık gibi geliyor insana çünkü. Ya hani ben niye masa başı görev yapmış olsaydım bak şimdi iki gün off yapacaktım falan filan gibi bir durum çıkıyor. Bu sefer de ne oluyor aslında işine doğru bir tabir olur mu bilmiyorum ama safsaklayarak yapmaya başlıyor bu sefer çünkü mutsuz. Öyle yani sonuçta bağlılık ve motivasyon ya da memnuniyet düşmeye başladığında otomatik olarak verimlilik de düşecek. Bu arada şeyi de ekleyeyim ben. Evet, haklısın. Benim de tanıdığım birçok patron ya da birçok yönetici, ya üst düzey yönetici diyeyim, insanların ofisten çalışmasını tercih ediyor gibi görünüyor. Birçoğundan bahsediyorum. Elbette ki istisnalar falan vardır. Orada herhalde hala şöyle bir his var yönetsel tarafta. Bu kişi evde olursa o sırada belki çalışmıyordur. Ne bileyim, bilmiyorum güncel, evet, programlar var. Müge Anlı mı? Hani o tip programlar var. Müge Anlı'yı izliyor ya da bizi izliyor olabilir gibi bir güvensizlik olduğunu da düşünüyorum. Bazı şirketler ama bunu şeyle çözüyorlar. Sanırım Agile iyi bir yani hedefi iyi tanımlamak. O hedefi tanımladıktan sonra bu hedefi tanımlamak da kolay bir şey değil. %100 katılıyorum ama sonuçta da çıktıya bakmak yani. Evet yani çıktının iyi takip edilebildiği işlerde sorun daha az. Zaten bu arada yıllardır satışçıların nerede olduğunu bilmiyorduk. Yani satışçın var senin zaten sahayı geziyor. Dışarıda. Aynen bir çeşit. Ama nereye gitti bilmiyoruz. Nispeten böyle araç takibi üzerinden takip ediliyordur satışçılar ama orada takip biraz daha kolay. Yani bölgen, pazar payın, işte kaç adet sattın, ciron ne gibi konular biraz daha kolaylaştırıyordu. Ama şimdi gerçi birçok işte de eskiye göre çok daha güçlü takip sistemleri var ama onu henüz yerleştiremedi bence ve ben bunu personel istediğinden de emin değilim. Hani şöyle hani 1900'lerin yıllarında o şey vardır ya işte Taylorizm denilen hani işçinin parça başı ürettiğine göre ödeme yapalım. Bütün sendikalar itiraz etmiştir. Hani ne demek yani insan makina değil dolayısıyla ürettiği bazında şey yapamazsın. Bugün de bir taraftan hani hibrit çalışmak isteyen bir çalışan var ama o kadar yakın takip edilmek istediğinden de emin değilim ben. Yani ne kadar ürettiğime göre ama işte. Evet şimdi çok doğal lafını böldüm. Birden böyle pop-up memory bana şey COVID ilk başladığı zaman yönetici koçluğu yapıyorum. Ve o koçluk yaptığım kişi danışanım şöyle bir şey söylemişti. Şirkette herkes evden çalışıyor ya o zaman yani full evden çalışıyor herkes. Dolayısıyla da şirket takip sistemini bana çok tuhaf gelmişti de şu mouse'la yapıyor. O mouse eğer 15 dakika boyunca hiç kıpırdamazsa eğer okey şeye karşı sisteme alert gidiyor. Hani bu kişi bilgisayarın başında değil gibi. Çok insanlıktan uzak gibi ben hissettim. Ben bunu kimsenin kulağıma isteyeceğini öyle düşünmüyorum. Ben de istemem ya. Çok sinir bozucu bir şey olmaz mı? O 1900'lerdeki Taylorizm felsefesi gibi bir felsefe oluyor aslında. Evet, makine, evet, insan vesaire. Ama herhalde sonuçları yani en azından katkıyı biraz daha o hedeflerle align ya da hedeflerle uyumlanmış bir şekilde belirliyor olmak orada çok önemli. Ya bunun için çoğu yöneticinin gerçekten vakti var mı demeyeceğim.
Bence bu arada iki yere çok vakit ayrılmalı. Bir tanesi evet. Personel seçerken hani hangi karakteri nasıl seçtin ve çoğu zaman böyle acil bir pozisyonu doldurmak zorunda kaldığımız için dolayısıyla ona o kadar vakit ayırmıyoruz. Bence ikincisi de çalışana hedef verirken yeterince vakit ayırmıyoruz. İşte o senin tecrüben var mesela agile sistemlerde bakıyorsun kültüre bunu empoze etmek çok çok zor şeylerden bir tanesi. Meşhur bir söz var, Drucker'ın sözü müydü? Hani kültür sizi kahvaltının yetine yer gibi bir söz vardı. Evet. Tam detayını hatırlamıyorum. Dolayısıyla kültürle mücadele eden ve bir yandan da o mesela agile yerleştirmeye çalışan hani bu takip sistemleri ya da runlarla insanları daha net bir şekilde takip etmeye çalışan sistemler var ama şunu hissediyorum ben. Evet hibrit istiyorum ama aynı zamanda takip edilmek istemiyorum gibi bir evet. şey var. Evet. Bu da bana şunu anlatıyor. Bizim aslında bir çok da adalet arayışı değil. Daha çok hani klasik manevi ya da maddi çıkarlarımızı her tarafın beslemesi ki patron da aynı. Yani iş ortamı dediğin zaten çıkarların karşılıklı tatmin edilmesinden geliyor. Ama belki şeyi konuşmak iyi olabilir. Hani sen bir yöneticiysen ya da yöneticiyle bu arada patronu aynı yere koymamak bence çok iyi olur. Çünkü biri tabii. direkt cebine giren rakamla bir ilgisi var. Diğeri daha işte o vekillik teorisi gereği birebir cebindekiyle o kadar ilişkili değil. Daha performans yani ona bağlı şeyler ama tam birebir bağlı değil. O yüzden belki üç açıdan bakmak iyi olabilir. Yani bu dönemde özellikle memnuniyet ve motivasyon düşüyorsa şeyden başlayalım. Bir, patronlara ne öneriyoruz aslında? İki, beyaz yakalı daha çok böyle hani C-level yöneticilere ne öneriyoruz? Üç de çalışanlara ne öneriyoruz gibi bir şey bence konumuzu pozitif etkileyebilir. Okey de. Sen ne önerirdin patronlara bu arada? Valla ben yine dinlemek geçti içimden açıkçası. Dinlemek yani iletişime gideceğim yine. Evet orada mesela ne diyeyim memnuniyetsiz. Hatta belki de işte turnover'ın artık yükselmeye başladığı bir ortam söz konusuysa orayı ben dinlemenin ilk adım olması gerektiğini düşünüyorum. Hani nasıl dinleyeceğiz dersen tabii ki her şirketin kendi yapısına göre dinleme yolları vardır. Ama dinlenilmek zaten insanın en büyük ihtiyacı. Bir de şöyle bir şey de söyleyeyim yalnız. Kişiler dinlenilmedikleri zaman çok fazla bana göre enerjilerini boşa sarf ederek daha fazla boş ve kalabalık konuşmaya başlıyorlar. Halbuki o ihtiyacı dinlediğiniz zaman evet yani hani hibrit çalışmak istiyorsun örnek veriyorum. Bunu hangi ihtiyaçtan istiyorsun? Hibrit çalışınca ne olacak sende? Bunun bir orta yolu var mıdır acaba? Konuşma dinleme derken bunu demek istiyorum. Bu önerine bayıldım. Ona bir ekleme yapayım. Devam et istersen. Ya, hayır lütfen. Bunu söyleyecektim yani. O İki geldi. Şirket biliyorum. Hatta dün hani Madame Coca'da duydum bir yöntemi. Genel müdürle yöneticiler online yayın yapıyorlar. Ya YouTube'da ya benzeri bir platformda. Yayın yaparken çalışanlar istediği soruyu WhatsApp'tan gönderebiliyorlar ve o her aylık toplantılarda o sorulara cevaplar veriyorlar. Harika. Bence bu yöntem harika. Başka bir yöntem. Dedim ya şey o şirketin kültürüne göre yolu yöntemi farklı olabilir ama bu iletişime çok ihtiyaç var. Bir yöntem daha ekleyeyim bunu. Bunu da eskiden gördüğüm yöntemlerden bir tanesi. İsim vermeyeyim şu anda belki istemez burada isminin geçmesini ama büyük holdinglerden bir tanesinin tepesindeydi. Ve şöyle diyordu, şöyle yapıyordu daha doğrusu. Aylık kahvaltı düzenliyordu. Aylık. Mesela pazar günü saat işte 12'de bir brunch gibi düşün bunu. Gelmek isteyen şirketteki herkesi davet ediyordu. Yani düşün ki şirkette 1000 çalışan var. Ya 1000'i de gelmek istese davet edecek bu arada. Ama 1000 gelmiyordu. Yani genellikle daha genç olanlar gidiyordu. Toplasan 10-12 kişi gidiyordu. O ve kadar. 12 kişiyle birlikte evet evet çok gitmiyordu. Ama önemli değil. Bir meselen varsa gidersin. Yani aynen. Çok fazla gitmiyordu zaten. 20 kişi olsa ne olacak? 30 kişi ne olsa olacak? Ve her tür soruyu o kahvaltıda genel müdüre birebir hiçbir aracı olmadan, genel müdür yardımcıları olmadan, müdür seviyesi olmadan rahatça sorabiliyorlardı. Şimdi bu iletişim kanalı açık tuttuğunda dezenformasyonu engellemiş oluyorsun aslında. Yani içeride yanlış haberler dolaşmasını engelliyorsun. Dün çünkü çok güzel bir örnek vardı. Hoşuma gitti. Bir firmayla beraberim, bir firmanın yöneticisiyle beraberim, lojistik sektöründe. Her gün diyor ki Twitter'da haberler dolaşıyor. Bu haberlerde işte aslında Türkiye, İsrail'e ihracatı kesmedi diyor. Hı hı. Ya biz diyor gemileri yönetiyoruz diyor ve gemiler durdu diyor. Hiçbir ürün gitmiyor diyor. Şimdi herkes tarafına ya da çıkarına göre bir dezenformasyon seçtiği için kimse gerçekten de abi oradan oraya gemi gidiyor mu, gitmiyor mu, ihracat var mı, yok mu bu bilgiye sahip olmadan ön yargılarına göre gidiyor ya da gitmiyor gibi bir görüşe sahip oluyor. Şirketlerde de böyle. Herkes neye ikna etmeye çalışıyor?
çalışıyorsa öyle bir dezenformasyon yaratıyor. Bence bu dedikodu toksik ve zararlı. O yüzden bence önerin muhteşem. Yani hakikaten de patronların bir ortamı dinlemesi gerekiyor. Ve bu dinlemede istediklerini vermeyebilir karşı tarafa ya da verebilir. Ama en azından neyin ne olduğunu bilmesi ve dezenformasyonu ortadan kaldırması gerekiyor. Bu bence patronların veya işte en tepe, hani CEO dediğimiz seviyesinin en çok yapması gereken şeylerden bir tanesi bu dezenformasyonu durdurmak ve bir dinlemek de bunun solüsyonlarından bir tanesi bence. Çok güzel bir öneri. Başka var mı aklına patronlara önermek istediğin? Yok, bunu yaptıkları zaman zaten ortada problem kalmıyor. Ya da problemi tam net veriyorlar. Evet. Diğer taraftan da dediğim gibi öbür tarafta valla tabir doğru olur mu bilmiyorum ama bir kaynayan kazanın olmamasına aslında ortam sağlıyorsunuz. Bir de öbür türlü hani evet ben de burada yakınıyorum, konuşuyorum falan filan ama aslında boşuna da konuşuyorum. Sanki kendi kendime konuşuyorum gibi oluyor. Sadece işte mızmızlanıyorum, dert yanıyorum, o da kötü, bu da kötü falan, mutsuz çalışan haline dönüyorum. Bunun bir adı da var. Yani sinisizm, cynical bir hale geliyor ve cynical hale gelmiş birinin dönmesi de çok zor açıkçası. O yüzden şirketin çoğu sinik bir hale gelmeden önce bu iletişim kanallarının güçlü bir şey gibi oldu değil mi? Yurt dışındaki swap hatlarının açılması, iletişim kanallarının açılması lazım dedi. Örnek, bence bu çok güçlü. Ben ikinci bir öneri daha ekleyebilirim buna. Hadi. Bu da yine bu arada senin söylediğin üzerinden çıkıyor. Aslında dinlemeden çıkıyor. Arama konferansları. Tabii %100. İşte hani dedim ya, yöntem, araç neyse artık ama dinleme yani. Uygun bir moderasyon eşliğinde arama konferanslarının şu özelliğini seviyorum ben. Şöyle bir durumu var. Şimdi birçok insan tanıdım. Yönetici. Bu arada eğitim veriyorum yöneticiye. Müdür düzeyinde. O müdür genel müdür yardımcısı oluyor. Ondan sonra genel müdür oluyor. Yani bu örnekleri hani yıllardır görüyorum. Şimdi müdürken yaptığı şikayetlerin tamamı genel müdür olduğunu kendisi hakkında yapılıyor aynı şikayetler. Evet. Abi hani sen değiştirecektin ortamı? Aynen. Bugünkü genel müdür ya da genel müdür yardımcıları dünün müdürleriydi. Ve hani aynı şikayetlere sahiplerdi. Şimdi bu bana biraz şeyi gösteriyor. Şimdi yukarı çıktığın zaman zannediyorsun ki her şeyi değiştirebilecek durumdasın ama çok fazla faktör var. Ve o faktörlerde ağacın tepesine çıktıkça farklı manzaraları gördüğün için kararların değişiyor. Evet. Çok sert, agresif bir genel müdür yardımcısı vardı sanırım. Bu arada genel müdür oldu. Konuşuyorum onunla, diyorum ki siz çok serttiniz eskiden. Ne oldu size? Ya pozisyon insanı değiştiriyor diyor. Hakikaten de değiştiriyor. Ben o yüzden şunu seviyorum. Mesela araba konferansında işte diyelim ki 40-50 kişi var. İşte 5'er kişilik gruplar yaptın, masalar yaptın. Herkese dedin ki şirketin güçlü yanları ne, zayıf yanları ne, bunları şey yaptın, sorunları ne, bu sorunları nasıl çözeriz? Ve buna sorunlara çözüm bulmasını istiyorsun. Bu arada içinde yöneticiler yok. Şimdi aynı sorunu ifade eden o soruna çözüm bulmaya geldiğinde işler o kadar kolay olmuyor. Ve en azından o sorunları yönetime sunduklarında da ve çözümünü de sunduklarında yönetimde çıkıyor, diyor ki bunu yapabiliriz, bunu yapamayız, bunu yapabiliriz, bunu yapamayız, bunu yapamayız, şu yüzden yapamayız. Hani her nerede iletişimin ya da dinlemenin teknik bir aksaklığı varsa onu çözmek için bir yol bulunmuş oluyor böyle konferanslarda. Belki o dinleme eyleminde yöntemsel olarak hani kahvaltı dışında ya da işte o online yayınlar dışında herkesin soru sorabildiği üçüncü bir yöntem de bence arama konferansı olabilir. Yıllardır şey kullanılıyor bu arada, bu mektup atma, hani geri bildirim verin, teşekkür ederim yorumlarınızı. Onun pek işe yaradığından emin değilim. Çünkü zaten orada aktif bir şekilde işlemiyor. Daha canlı bir yöntem, daha canlı yöntemler olabilir gibi geliyor bunlar patronlar tarafından. Ya yani o memnuniyetsizliği ve motivasyonu, çünkü her şirkete göre farklı. Tabii onu dedim yani, kültürün eşit bir şeyler bulmak gerekiyor. Önemli bir şey. Burada bazı sorunlar da çözülemeyecek gibi görünüyor. Mesela son dönemde bu mavi yakalı, beyaz yakalı problemi var. Yani mavi yakalılar sendikalar nedeniyle çok daha yüksek ücret zamları alırken beyaz yakalılar biraz daha geride kaldı gibi görünüyor. Bu da önemli sorunlardan bir tanesi. Bence motivasyon ve bağlılık konusunda sıkıntı yaratan yerlerden bir tanesi. Kesinlikle. Evet, peki daha orta düzey yöneticilere, yani işte C-level'ın bir altına ve aynı zamanda çalışanlara da bazı öneriler yapacağız. C-level'ın bir altına ne diyorsun? Var mı aklına gel? Senin söylediğin şeyden çıkarıyorum ben de çünkü. Hep birlikte çıkarıyoruz canım. Birlikte evet. Yaratıyoruz. Seviyorum o cümleyi de bu arada. Sen az önce yöneticilerden bahsederken birden benim oradan geldi aklıma. Hatta geçenlerde bir eğitimde de böyle bir demo yapıyoruz. Arkadaşlar da işte rollerini üstlendiler. Oradaki işte bir arkadaşımız da o takımın işte yöneticisi oldu falan filan. Şöyle bir cümle kurdu. Mizansen ama bu gerçek hayatta da var bu arada.
Döndü dedi ki ya dedi ben dedi işte dedi ki ekipteki dedi bu dedi işte birbirleriyle dedi kargaşayı dedi halledeceğim diye dedim. Burada dedi kendi işlerimi yapamıyorum. Bütün işlerim kaldı burada dedi. Şimdi bu cümle benim için çok önemli bir cümle baktığın zaman. Çünkü neden biliyor musun? Liderin, yöneticinin görevi bence zaten takımla ilgilenmektir. Ama üzgünüm ki herkes, bu arada yönetici ne yapsın? Ona da iş verilmiş zaten. O da o işi halletmek zorunda. Ona da okuyayım. Onu da zorunda mı? Oraya bir challenge şey koyabilir miyim? Evet, bazılarımız biraz daha kontrol freak oluyoruz, delege edemiyoruz falan filan. Ama yani Fatih Terim'in sahaya çıktığını düşünsene bir an, hani futbol oynaması. Yani dursan yapamıyorsun şey. Falan gibi. Evet, çıksan geç sağ tarafa ben giriyorum oyuna gibi bir şey. Aslında çok güzel bir örnek verdin. Dolayısıyla da ben liderin, yöneticinin ilk işi takımdır. Öbür türlü valla evrak işi, dosya işi falan filan. Zaten onun işi olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu arada yani şimdi konuşmaya devam ediyorum. Ya o kadar güzel şeyler koyuyorsun ki ortaya. Benim aklımda hiçbir şey yokken sen söyledikten hadi sonra ne güzel. Çok çok hikayeler gelmeye başlıyor. Rüya bilir misin sen? Bak, oo, karşılıklıyız getirdim. Hadi. Aklıma şunu getirdim bu arada. Benim de çalıştığım birçok şirkette hakikaten yöneticilerin çok teknik detaylarla boğuştuğunu görüyorum. Aynen. Yani rakamlar, şunlar, bunlar, onaylar ve bunun önemli sebeplerinden bir tanesinin hem kendileri, yani çünkü bildikleri sürece değerliler. Yani bilmek, oradaki operasyon içinde olmak, ne olduğunu fark etmek, personeli motive etmekten çok konuyu bilmek ve ne yapılacağını bilmek onlar için daha önemli gibi. Bunun da sebebinin yine C-level'lar olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel müdürlerin bazıları ne yapıyor biliyor musun? Toplantıya çağırıyor. Bana çağırın strateji müdürünü ya da işte bana çağırın iş geliştirme müdürünü. Söyle bakalım işte şunun fiyatı nedir diyor. Şimdi ve o cevabı almasa o yöneticiyi kötü olarak etiketliyor. Evet. Bence o cevabı veriyorsa o kadar iyi olmayabilir. Yani teknik detaylara bu kadar hakim olması yöneticinin mikromanager ve aslında delege etmediğini gösteren şeylerden bir tanesi. Evet biraz balık baştan kokuyor bu konuda. Yani yukarıdan geliyor. Ben birebir ciddi CEO'lar biliyorum. Hani toplantıya ya da icra komitesine birebir müdürü çağırıp çok spesifik sorular sorduğunu ve cevap duymayı beklediğini. Şimdi yöneticiyi suçlamıyorum ya da şunu demiyorum. Bu arada zaten hani, kimseyi suçlamıyoruz. Sadece evet. Gözlemlerimizi paylaşıyoruz yani. Evet ama şundan da eminim. Bu sistem kaldığı sürece tabi bu bir hiyerarşi, bir zincir. Hani besin zinciri aslında baktığında yukarıdaki aşağıdakinin biraz yediği besin zinciri ama yöneticinin şunu söylemeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani iyi bir yönetici olmak istiyorsa eğer. Spesifik olarak ben detayları öğrenip bu konuda size cevap verebilirim diyebilecek bir şeyde güçte olmalı. O tinette olmalı bence. Ve de gerçekten de tek işini çalışanları motive etmek ve daha bağlı hale getirmek olarak kurgulamalı. Evet. Yani çok güzel bir şey söylüyorsun. Evet sistem buna zorluyor farkındayım. Ama daha iyi bir yere gitme olasılığı yok bu olduğu sürece. Aynen. %100 bir de şöyle bir not daha eklemek iyi olabilir. Biz kimleri müdür yapıyoruz biliyor musun? Teknik kapasitesi yüksek olan uzmanları ya da teknik kapasitesi yüksek olan mühendisleri. Sonra da teknik kapasitesi yüksek birinden tekniği bırakıp iletişime odaklanması. Evet. Ve de hiçbir eğitim vermeden. Ay. Ben bu hani bizim çalıştığımız koçluk eğitimleri, takım eğitimleri vesairelerde gerçekten yöneticilerin dinleme ve soru sorma eğitimini hayat boyu almadıklarını görüyorum. Yani diyorum ne zaman eğitim aldınız? Diyor ki hiç eğitim almadım. Evet. Ve onun iyi yönetici olmasını bekliyorsun. Hiç kimse doğuştan yönetici olmuyor zaten. Kesinlikle katılıyorum. Bu kısmı önemli. Dolayısıyla C-level'a bugün, pardon yani orta düzey yöneticilere bugün nereden girdik? Delegasyon ve daha fazla yetkilendirme, daha sorumluluk, daha fazla motivasyon ve bağlılığı düşünme üzerine temellendirdik. Bence şeyi de eklemek lazım. Hedefler üzerinde çok daha fazla düşünmeleri lazım. Yani en baştan... Zaten ona zaman ayırdığın zaman... O hedefi konuşacak bu sefer de zaten. Evet. Öyle, hatta ikiye ayıralım. Bir taraf hedefler, diğer tarafta kişisel gelişim planı. Yani aynen. Çünkü çalışanın bir senesi yani geçen senesinden daha iyi olmalı bu sene. Dolayısıyla bu onun için gelişim planı da planlamam gerektiğini gösteriyor. Bence ikisine hatta böyle yıllık dönemler halinde değil. Öyle klasik insan kaynaklarının yıllık bana gönderin performans hedeflerini nelerdi, kaç not veriyorsun ortalık kargaşaya dönüşür. En bu arada mutsuz oldukları dönemdir. İşte o Ocak ayı genellikle herkese şey gönderirler ya performanslarınızı gönderin. Aynen. Bazı yöneticiler göndermek istemez. Ortalık karma karışık olur. Çok motivasyon düşer. Çok işten ayrılan olduğu dönemlerde. Çünkü çoğumuz performansımızın değerlendirilmesinin sonuçlarından memnun olmayız. Çünkü hepimiz
bir şekilde kendimizin daha iyi olduğunu düşünüyoruz otomatik olarak. Dolayısıyla o kötü bir dönem ve daha fazla delegasyon, daha iyi planlama, yani hem hedef açısından hem de kişisel gelişim açısından bence yöneticilerin önümüzdeki dönem en fazla uğraşmaları gereken şey olacak gibi görünüyor. Kesinlikle katılıyorum dediğine. Çalışanlara geldik. Evet, biraz herhalde şey süremiz de hızlı ilerledi. Hemen hızlıca bir şey ekleyeyim ben çalışan tarafında. Olur. Birincisi toplum olarak da olabilir bilmiyorum ama çalışan tarafında bir parça daha şikayet etmeyi daha fazla seviyoruz. Daha öne çıkarıyoruz. Yakınmayı seviyoruz. Mesela onun üzerinde ya peki bu konuda sen ne yapabilirsin gibi bir soruyla karşılaştıklarında da ben ne yapacağım canım, yukarısı yapsın, yukarısı düşünsün bunu, ben mi değiştireceğim kısmı geliyor. Ama bundan şikayetçi olan benim. O zaman ben bu konuda neler yaparım? Yani bir parça şey, o sorumluluğu almaktan kaçan bir çalışan profili de gözlemliyorum. Yani öyle olanların da yoğunluklu olduğunu söylemek lazım. Çünkü mesela o işte firmanın o ne bir sigara içilen alanlar olur ya da kafe içilen alanlar olur ya, o alanlara gittiğinde duyduğun şey genellikle şirketin eleştirilmesidir aslında. Evet. Ve şeyin Schuster'in bir kitabı vardır, Aaron Schuster'in, orada yakınmanın hazzından bahseder. Yani evet. Dünyadaki en keyifli şeylerden bir tanesi yakınmak. Çünkü ben sana bir konuda yakın, ah başıma bunlar geldi dediğinde sen bana şefkat gösteriyorsun. O şefkati istiyoruz. Evet. Ve aslında da diğer tarafı zehirliyoruz bu söylediklerimizle, ama meşhur bir akademide bir kavram vardır. Locus of control dediğimiz, yani kontrol odağı. Ve ikiye ayrılır. İç kontrol odağı, dış kontrol odağı diye. İç kontrol odağı yüksek olan insanlar şöyle derler. Benim başıma gelen olayların ana sorumlusu benim. Dış kontrol odağı yüksek olan insanlar da şunu derler. Benim başıma gelen olayların sorumlusu hep başkaları. Yani bu arada İkisi de doğru olmayabilir. Yani tabii ki bir fonksiyon. Benim başıma gelen olaylar hem dışarıda olanların hem de benim yaptıklarımın bir fonksiyon. Ama varsayımsal olarak kendimi ne kadar hayatımda başıma gelenlerin sorumlusu gibi hissediyorsam adım atma ihtimalim daha fazla yüksek. Yani örneğin bir sınava girdim. Şunu diyebilirim. Allah'ın cezası, öğretmen çok zor sordu diyebilirim. Ya da diyebilirim ki yeterince çalışmadım. Şimdi ikisi de doğru olabilir. Hangisinin doğru olduğunun bir önemi yok. Ama eğer ben yeterince çalışmadım diyorsam bir sonrakine daha fazla çalışıyorum. Fakat Allah'ın cezası hoca çok zor sordu diyorsam, o zaman bir sonrakine daha fazla çalışma eğilimim olmuyor. Çünkü hocanın değişmesi lazım. Benim değişmeme gerek yok. Evet. Ya da bunu daha abartı örneklere gidebiliriz. Yeterince maaş almıyorum. Maaşım düşük. Birçok şey yapabilirim. İşten ayrılabilirim. Başka iş bulabilirim. Yani benim o maaşı almaya devam ettiğim sürece ve bunu başkalarının suçu gibi gördüğüm sürece ben adım atmıyorum. Hep başkalarından bir adım bekliyorum. Ben bu arada iş yerlerinden ayrılmaya karşı değilim. Bence her an insan bir markette olmalı bence her an insan. Yani ben tabii ki, yani çok doğal bir şey olarak, aynen, her an gelişip her an kendi değerimi artırıp, ne bileyim, üniversite mezunuysam yüksek lisans yaptığım, yüksek lisans mezunuysam doktora yaptığım, İngilizce biliyorsam Fransızca öğrendiğim ya da ne bileyim bilgisayar programları öğrendim. Yani devamlı benim asset değerimi, value'umu daha artırdığım bir hayat beni daha fazla sorumlu yapıyor. Ve bu arada gerçekten değerim artıyor. Evet. Ya, bunu bu arada şeye de önereceğim. Yöneticilere de şöyle önereceğim. Çalışanlarınızın CV'si sizle devamlı gelişsin. Niye böyle söylüyorum? Çok önemli değil mi? Evet. Yani şeyi kötü gibi görmemek lazım. Sizin bir çalışanınızın çok daha iyi bir pozisyonda başka bir yere gitmesini kötü gibi görmemek lazım. Çünkü yıllar sonra buna destek verdiyseniz insanlar arkanızdan şunu diyecekler. Ben öyle bir yöneticiyle çalışmıştım. Aynen. Çok yönetici duydum ben. Şöyle diyorlar. Yani nasıl anlarsın iyi yönetici olduğunu demiştim bir genel müdüre. Genel müdür dedi ki ben dedi emekli oldum dedi. 5 yıl sonra dedi yolda biriyle karşılaşıyorum ve sordum. Hani pardon, bana dedi ki ya siz çok iyi bir yöneticiydiniz. Ben sizden çok memnundum derse iyi yönetici olduğumu anlarım demişler. Bu arada bu tabii ironidir. Çünkü düşünsene yöneticiyken asla iyi yönetici olup olmadığını anlayamayacaksın. Daha emekli olmayı bekleyeceksin. Evet, kötü bir sonucu var. Ama yine de oradaki iz bırakma, başkalarına değer katma, evet, meselesi onun için kutsaldı. Öyle görünüyor. Bir de tabii, aynen, genel müdür olunca şurada apoletler var ya. Apoletler olunca da herkes yüzüne pozitif konuşma eğiliminde. Aynen. O yüzden bugünküleri samimi ve ikna edici bulmayıp hani 5 yıl sonra karşılaştığında bunu anlamlı bulacak. Apoletleri bıraktıktan sonra ne diyecekler kısmına bakıyor. Evet. Evet. Dolayısıyla da hem yöneticiler çalışanlarının CV'sini iyi tutmak için onları geliştirmeli. Yani kaçmalarından korkmamalı. Çünkü gelişim Desi ve Ryan'a göre en önemli motivatörlerden bir tanesi. İnsan geliştiğini hissettiği yerde kalıyor. İkincisi, çalışanlar için de söylüyorum, devamlı kendini geliştirmek ve başınıza ne geliyorsa gelsin, sizin suçunuz olmasa bile
sizin sorumluluğunuz gibi görmeniz önemli. Ben bu koşullardayım. Bu koşullardan memnun değil. O zaman daha iyi koşullar aramak için. Otomatik olarak bu cümlenin altı zaten bana dokunmuyor mu Umut? Öyle. Yani bu koşullardan mutsuzsam eğer bu mutsuzluğun sorumluluğunu almam lazım. %100 öyle. Ben mesela şu koşullardan çok mutluyum şu anda seninle beraber olmaktan. Ben de öyle. Ve muhtemelen önümüzdeki dönemde sık sık bunun tekrarlarını yapacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Ben de istersen son sözlerini ilet. Çok keyif aldım. Seninle konuşmayı her zaman sohbet etmeyi daha doğrusu çok seviyorum. Bana çok iyi geldin. O yüzden teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. O umarım zaman herkese de iyi gelir. Umuyorum. İstanbul'dan New York'a da selamlarımı iletmiş olayım. Kıtalar arası bir görüşme sonrası. Herkese harika günler diliyorum. Umuyorum iş hayatınızdan ya da her ne yapıyorsanız yüksek memnuniyet ve yüksek motivasyonla yaparsınız. Yüksek bağlılıkla yaparsınız. Ve büyük başarılar elde eder. Çok mutlu olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.